Arkadaşlar, sizinle bu güzel modelin çalışmasını yapacağız biz bugün. Kısmet olursa şöyle bakın, hafif kabartmalı. Dilerseniz böyle yan yana çalışabilir. Dilerseniz de örgü örneklerinin arasında haroş örgüleri yerine bu modeli de kullanabilirsiniz kenar bordürleri olarak. Modelin çalışmasını yaparken 2 ve 2'nin katları şeklinde kurulumunu gerçekleştireceğiz. Örgümüzün arka yüzü de bu şekilde. Örgüyü arka sırada kuracağız. Ön sırada tamamlayacağız. Tekrardan arka sıraya geçtiğimiz zaman aynı işlemi tekrarlayacağız. O yüzden ben bir miktar çalıştım. Sürekli kendini tekrar eden bir model olduğu için tekrar arka yüze geldim ve ilk ilmeğimi örmeden ters ilmek olarak alıp şöyle ipimin yönünü değiştirdim. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. İpimin yönünü değiştiriyorum. İki tane ters ilmeğim var. Burada birinci ters ilmeğimi örüyorum. İkinci ters ilmeğimi örmeden evvel bir tane arttırma yapıyorum. Bakın şu şekilde. Ve ikinci ters ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Yani iki ilmekten aslında üç ilmek çıkartmış oluyoruz. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum ve iki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmeklik alandayım. Bir ör, bir arttır, bir ör. İpin yönünü değiştirip iki tane düz ilmek örüyorum. Bir ve iki. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. Birinci ters ilmeğim, arttırma ilmeğim, ikinci ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştirdim. İki adet düz ilmek. İpin yönünü değiştiriyorum. Birinci ters ilmeğim. Arttırdığım ilmeğim. İkinci ters ilmeğim. İpin yönünü düzeltiyorum. İki adet düz ilmek. Bir ve iki. Tekrar son kenar ilmeğim örgümün arkası yüzünde olduğu için bir tane ters ilmek örüyorum ve örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bu arada benim ikizler artık iyice bıdır 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 konuşmaya başladılar. Şimdi arka sırada kurmuş olduğumuz ilmekleri ön yüzde kurulumunu tamamlayacağız. Hemen ilk ilmeğimi düz ilmek olarak aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. Bu model ayırdığım ters ilmekler. Bunlar standart. İpimin yönünü değiştirdim. Arka sırada ters ilmek olarak örüp bir tane arttırdığım alan işte burada. Yapacağımız işlem, sağ şişimizi birinci ilmeğimizi aldık. Arttırdığımız ilmeği boşa aldık. Buradaki ilk ilmeği tekrardan sol şişimize aktardık. Amacımız burada arttırma ilmeğiyle bu ikinci ilmeğin aslında boyunu uzatmak. Şu şekilde. Tekrar buraya alıyorum. Sol şişimden yardım alarak bir düz ilmek. Devamında ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Arka sırada arttırdığım ilmeği bu sırada ne yapmış oluyorum? Ortadan kaldırmış oluyorum. Tekrar iki tane ters ilmek. Birinci ve ikinci. İpin yönünü değiştiriyorum. Bakın tekrardan düz ilmek, arttırma ilmeği, düz ilmek. İlk ilmeği sağ şişime aldım. İkinci ilmek olarak olan bölümü, arttırdığım ilmeği boşa alıp ikinci ilmeği esnetip birinci ilmek konumuna getirip bir tane düz ilmek ördüm. Burada ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. Birinci ilmek ikinci ilmek konumuna geçiyor. İkinci ilmek de birinci ilmek konumuna. Yaptığımız işlem aslında iki tane düz ilmek örmek. Tekrar iki ters. İpin yönünü değiştir. Birinci ilmeği örmeden al. Boşa indir. İlmeği yerine alıp İkinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden geçirip sol şişten yardım alarak bir düz, ikinci düz ve devam ederek iki ters ilmek. Bir ve iki. İpin yönünü değiştiriyorum. Yapacağım işlem birinci düz ilmeğim. Devamında boşa aldığım şuradan iki şişim, iki ilmeğim de sol şişimde. İkinci ilmeği ön tarafa alıyorum. Sol şişimden yardım. Birinci düz ilmek. İkinci düz ilmek. Tamamlıyoruz. Bir ters.
Devamında ikinci ters ve kenar ilmeğim ön yüzde olduğum için düz ilmek. Arka sırada yapacağımız işlemler ters ilmeklerin olduğu bölümde hemen orta kısımda bir ilmek arttırmak ajur olarak. Ön yüzde de o arttırdığımız ilmeği aslında boşa alarak ilmeğimizin boyunu uzatmak. Tek yaptığımız bu. O yüzden sizler de çok rahat çalışacaksınız. Bakın boyutlu duruyor şu şekilde. Arka yüzde zaten iki ters iki düz şeklinde, sadece terslerin olduğu bölümde orta kısımda artışınız var. Orayı kaçırmazsanız hiçbir problem yaşamayacaksınız. Böyle tertemiz, çok cici, her yerde kullanabileceğiniz bir örgü çeşidi. Herkese kolay gelsin. Başka anlatımlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.